Bizim Sivas'ta sulanabilir arazilerimizin miktarı çoğaldı. Ben buradan hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Barajlarımız, sulama görevlerimiz, çok güzel işler yapıldı. Bunun akabinde de şeker pancarımızın ekim alanları genişlemiş oldu. Çiftçimiz de bunda da iyi para kazanmasından dolayı da bu şeker pancarına daha çok önem verildi. Şöyle söyleyeyim ben size, mesela geçen sene 800 bin ton civarında Şeker pancarı alınırken bu sene 1 milyon tonla 1 milyon 100 bin ton arasında bir rekolte bekleniyor. da büyük bir rakam. Daha önceden biliyorsunuz sizlerle yine görüştüğümüzde de 1 milyon ton civarında 2022'nin rekolte olmasını bekliyorduk şeker pancarında ama şu anda o 1 milyon tonu geçtik. 1 milyon 100 bin tona doğru gidiyoruz. ...son günlerimiz kaldı, hasatın bitmek üzere Sivas'ta. Bu da hem Türkiye için hem Sivas için de büyük bir kazanç. Rekor diyebilir mi Sivas için? Tabii ki rekor. Nasıl buğdayda bir rekor kırdıysak... ...şeker pancarında bir rekor kırdık. Onun yanında patatesimiz de vardı ama... ...şeker pancarımız bu sene daha çok büyük bir rekor oldu. Çünkü 5-6 tane şeker fabrikasına... ...biz buradan ham maddesini kullanıyoruz. Yani devletimiz bu imkanları bize verdiği sürece... ...bizim çiftçimiz bunu ekmeye hazır... Ha, önümüzdeki 2023'te de hedefimiz var ama eğer bu barajlarımızdaki sulama dolunluk oranları yerli olursa biz bu milyon yüz donu da geçeceğiz. Çünkü biliyorsunuz son 2022 yılında şekerin fiyatlarına kadar yükselmesi, şekerin burada azlığından bahsedildi. Biz insanlarımızı da karamsarlığa yapılmayalım. Bakın Bizim Türkiye'de şekerimizin en fazla ürettiğimiz ülkeler şehirlerden bir tanesi. Bizim aslında şekerci de sıkıntımızın olmaması lazım. Böyle bir sıkıntı yaşanabilir mi başkanım? Kesinlikle böyle bir sıkıntı yaşanmaz. Tüm tüketicilerimiz de dikkat olsun. Bizim yeteri kadar şekerimiz var yeteri kadar şeker pancarı çiftçilerimiz ekiyor. Hepsi her ilimizde de Sivas başta olmak üzere büyük rekoltelere gidiyor. Bunu inşallah 2023'te de bunu bu şekilde devam edeceğiz. Ama bizim en büyük sıkıntıdan bir tanesi de yaşadığımız o geçmiş sıkıntılarından dolayı belki girdilerin işte kimya gübrenin ilacın pahalı olmasından dolayı bu sıkıntı yaşanmış olduydu ama 2022 yılında şu anda böyle bir sıkıntı yok. 2023 yılında da şu anda bu sıkıntı yaşanmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bizler ekmeye hazırız. İnşallah önümüzdeki yılda sizinle tekrar Allah nasip eder röportaj verirsek bunu bir buçuk milyon tona falan çıkarmaya hedefliyoruz. Hedefimiz de o zaten.